Gereksiz şeylerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde size şu mobil temizleyiciyi tanıtmıştım. Bu biraz yani yurt dışından da gelmesinin etkisiyle pahalıydı ama bu yine orada sizin tavsiyelerinizde aldığım daha ucuz 75 liralık bir temizleme kiti. Yalnız bu farklı çünkü bu masaüstü klavye temizlemek için ve TVS yani gerçek kablosuz kulaklıkları temizlemek için hazırlanmış bir kit. Mobil mi? Yan yana koyduğum zaman bence bu da taşınabilir. Bu da mobil. Ama görüyorsunuz fırçasının boyutunu. Bunun fırçası büyük ve şuradaki fırça kılları çok uzun. Çünkü diğeri daha çok laptop için düşünülmüştü. Bu klavye, yani masaüstü klavyeler için. Çünkü masaüstü klavyelerin derinliği, tuşların derinliği daha fazla olduğundan işte bu uzun kıllı fırçalar çok daha işe yarıyor. Benim nefesim kuvvetli ben üflüyorum diyorsanız o ayrı konu ama alet gerekiyorsa bu işinizi rahatlıkla görür. Üstünde şöyle bir tuş çıkarma aparatı var. Bu belki sizin klavyenizde de gelmiş olabilir. Ama gelmediyse bunu mutlaka kullanın. Çünkü tuşları elinizle sökmeye çalışırsanız ya da bir tarafından kanırtırsanız bunların genellikle ayakları çok hassas ve kırılıyorlar. Kırıldığı zaman bir tanesi bile kırılsa artık o tuş adam olmuyor ve sürekli oynuyor. Hatta yerinden fırlıyor. O yüzden mutlaka böyle bir aparatla çıkartın. Çünkü bu eşit sağlı sollu eşit bir güçle çıkmasını sağlıyor. Dengeli çıkartıyor. Takarken elinizde de takabilirsiniz ama sökerken bunu kullanın. Esas önemli kısmı bunun arkasında saklı. Bu TVS dediğimiz kulaklıkları temizlemeye yarıyor. Normal kulaklık temizlemek için de kullanılır belki ama boyutu gereği TVS kulaklıkları için tasarlandığı çok bariz. Üç parçadan oluşuyor bu. Şimdi şuradaki ucu özellikle şuradaki e, yuvalara, şarj kutusunun yuvalarına girmek için tasarlanmış. Ben normalde mesela bunu pamuklu çubukla temizliyorum. İçinde pamuklar kalıyor. Minik minik beyaz beyaz gözüküyor. Bunda öyle bir derdimiz de olmayacak. Bunu ıslatmak gerekir mi? Siz bilirsiniz. ihtiyaca göre belki gerekebilir. Diğer tarafında minnacık bir Fırçası daha var. Şu ortasında duran. Kulaklıkların bu uçlarını ben suda yıkıyorum. Suyun altına tutuyorum. Suyun altına. Rahat rahat temizleniyor. E burada tabii önemli olan şey onun girdiği yer. Oraya su değdirmiyorsunuz. İşte bunun etrafını bununla rahat rahat temizliyorsunuz. Hatta işte fırçalıyorsunuz. Bu minik detaylar bununla rahatlıkla temizleniyor. Gerçekten güzel olmuş. Yani işe yarıyor. Özellikle spor yapanlar daha hızlı kirletiyorlar. Çünkü onlar spordan sonra daha terliyken hemen bunun içine koyuyorlar ve bunun içi diğerlerine göre daha hızlı bir şekilde kirleniyor. İşte o zaman müdahale etmek gerekiyor. İşiniz bittiğinde de bunu bunun içine koyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. İşte böyle taşınabilir hale geliyor. Ne kadar olduğuna da bakalım. 75 TL ben hemen diğer videoyu yaptıktan sonra satın aldım. Ertesi gün geldi Amazon'dan. Benim de referanslı da linkim videonun açıklamasında var. Oradan tıklayıp alabilirsiniz. 75 TL tabii ki diğer tanıttığım ürüne göre çok daha uygun fiyat. Ama tabii aynı şey değiller. Bu ekran temizleyici içermiyor. Bunda sadece TVS ve klavye temizleyicisi var. Gerekli bir şey mi? Kesinlikle gerekli bir şey değil. Zaten sizler de nasıl temizlik yaptığınızı yorumlarda yazıyorsunuz. Bunun da altına yazın. Klavye daha büyük olduğu için belki hani fırça da evde olan bir şey zaten bir çeşit. Ve onu hallediyorsunuzdur da TVS kulaklık cihazların küçüklüğünden dolayı biraz daha zahmetli bir iş, daha çetrefilli bir iş, daha hassas ekipmanlar gerektiriyor. Belki orada hayatınızı kolaylaştırabilir. Tabii ki yorumlara bekliyorum ne düşündüğünüzü. Dediğim gibi linki aşağıda yorum alanında bulabilirsiniz. Bu videolardan haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun yanında desteklemek için de katıldan katılabilir ya da YouTube'un size sunduğu diğer imkanlardan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.